Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Tekrar videolarımıza devam ediyoruz. Peki Fatih Hocam bu videoda neler var? Evet, 7. sınıflarımızla tekrar videolarına devam ediyoruz. Bu videomuzda yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili sorular çözeceğiz ve böylelikle bu iki konuyu tekrar etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz, hemen soru kökünü öncelikle okuyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Birinci cümlemize bakıyoruz. Emine teyzeme uğrayacağız bugün. Şimdi Emine teyzem, teyze kelimesi akrabalık bildiren bir kelimedir. Tamam. Kendi teyzesinden bahsediyorsa küçük harfle yazar ama genel olarak herkes Emine isimli kişiye teyze şeklinde hitap ediyorsa o artık özel isme dahil olmuştur ve büyük harfle yazarız. Tamam ama teyzeme dediğinde, yani burada kesme işaretini kullanmış, sonra e ekini getirmiş. Şöyle yapması gerekiyordu arkadaşlar. Emine teyze, değil mi? Teyze ifadesi, tamam, özel isme dahil olduğu için büyük harfle yazdım. Kendisinden sonra getirilecek çekim eklerini de ben kesme işaretiyle ayırıyorum ama kelime bittikten sonra kesme işaretini koyup şöyle demesi gerekmez miydi? Yani hangi açıdan düşünürsek düşünelim, buradaki kesme işaretinin şurada değil de burada olması bir yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen birinci cümlemizin başına şöyle bir soru işareti koyduk. Diğerlerine bakıyoruz. İkinci cümleye bakıyoruz. Doktor Umut Bey alanında başarılı birisi. Şimdi kısaltmayı noktayla bildirmiş. Doktorun kısaltması DR. Tamam, nokta koymuş, doğru. Umut Bey demiş. Bey, hanım gibi saygı bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Büyük harfle başlatmış. Burada herhangi bir başka dikkat edeceğimiz bir şey yok. Herhangi bir yanlış var mı? Herhangi bir yanlış yok arkadaşlar. İkinci cümleyi direkt eliyoruz çünkü tertemiz. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Ofisimizde İlknur Hanım'ın görevi değişti. İlknur Hanım demiş, yine saygı bildiren bir ifade olduğu için arkadaşlar özel isme dahil olmuştur ve büyük harfle yazmış. Özel isme dahil olduğu için de kendisinden sonra gelen çekim ekini kesme işaretiyle doğal olarak ayırmış. Burada da herhangi bir yanlış göremiyoruz. Eledik üçü. Geldik dördüncü cümlemize arkadaşlar. Van Gölü'nü gezdiniz mi demiş. Van Gölü, buradaki göl kelimesi tabii ki özel bir coğrafi alanın adı olduğu için, yani özel isme dahil olduğu için Van Gölü, Tuz Gölü, değil mi? Bunlar büyük harfle yazılıyor. Büyük harfle yazıldığı için de zaten özel isim oluyor ve kendisinden sonra gelen çekim eki elbette ki kesme işaretiyle ayrılıyor. Bakalım gezdiniz mi? Soru anlamı veren mı'yı de zaten ayrı yazmış. Cümlenin sonuna da bir soru cümlesi olduğu için soru işaretini koymuş. Dördüncü cümlemizde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Eledik. Geriye kaldı bizim zaten ilk şüphelendiğimiz cümle, birinci cümle, değil mi? Teyzeme derken teyzem kelimesinden sonra kesme işareti gelmemesi gerekiyordu. Kesme işaretini buraya alması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan cümlemiz birinci cümledir. O da A şıkkında, A şıkkı diyoruz. Ve geliyoruz ikinci sorumuza arkadaşlar. Direkt soruyu vermiş bize. Okuyoruz hemen sorumuzu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar ki sıfat yapan ki vardı. Daki, deki şeklinde bitişik yazılır. Zamir yapan ki vardı. İmki, ınki, seninki, benimki, bizimki şeklinde. O da bitişik yazılıyor. Bu ikisinin dışında bir de bağlaç olan ki vardı. O da ayrı yazılıyordu arkadaşlar. Biz bunu nasıl çözebiliyorduk? Arkadaşlar ki'nin olduğu yere ler çoğul ekini getirmeye çalışıyorduk. Eğer uyuyorsa, yani mantıklı oluyorsa bitişik yazılması gerekiyordu. İşin kolay yolu zaten buydu arkadaşlar. Bakalım. A şıkkına bakıyoruz. Duydum ki haber salmışsın arkamdan gelmesin diye. Şimdi duydum kiler diyemiyoruz, değil mi? Larlar eki gelmiyor. Duydum kiler dediğinde çok saçma sapan bir şey oluyor. Larlar eki gelemediği için ayrı yazılması gerekiyor. Bakıyorum ayrı mı yazmış? Zaten ayrı yazmış arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yok. A'yı eledim. Geldik B şıkkına arkadaşlar. Hemen söyle ki geç kalmayayım. Geç kalmayayım işe. Şimdi buraya larlar ekini getirmeye çalışalım. Hemen söylekiler. Söylekiler diye bir şey yok arkadaşlar. Yok. Saçma salak, böyle mantıksız bir şey oluyor. Demek ki buradaki ki'nin ayrı yazılması gerekiyor. Tıpkı A şıkkında olduğu gibi. Ama bakıyorum bitişik yazmış. Dolayısıyla ki'nin yazımı ile ilgili yanlış B şıkkındadır arkadaşlar. Devam ediyorum. C şıkkına geldim. Bakın imki ınki, değil mi? Zamir yapan. Bizimkiler. Larlar ekini getirmeme gerek yok. Zaten gelmiş buraya, değil mi? Bizimkiler yine erken uyumuş. Yani bizim aile, bizim arkadaşlar, bizim çocuklar demek istiyor
herhalde. Buradaki ki zamir yapan ki'dir. Zaten ler'ler de gelebiliyor. Bitişik yazılması gerek. Zaten bitişik yazmış. Herhangi bir yanlış yok. Eledik. D'ye geliyorum. Göremedim ki akça koca kızın nazını. Göremedim kiler diyebiliyor muyum? Diyemiyorum arkadaşlar. Ler'ler getiremediğim için ayrı yazılması gereken ki'dir. Zaten bakıyorum arkadaşlar. Kendisi ayrı yazmış. Burada da ki'nin yazımında herhangi bir yanlışlık yok. D şıkkında da ki'yi doğru yazmış arkadaşlar. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Diyoruz ve geliyoruz 3. sorumuza. Hemen soru kökünü okuyoruz ki zaten soru kökünü direkt vermiş bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Özür dilerim, vardır diyecektim. Yok. Demek yoktur değil mi? 3 tanesinde var, bir tanesinde yok. Evet, 3 tane yanlış var. Bir tanesinde herhangi bir yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı olmayan şıkkı seçmemiz gerekiyor. A şıkkına bakıyorum. Dikkatli okuyorum arkadaşlar. Yazım kuralları sorusu olduğu için. Caddede yaşanan olayı herkes seyretti. Herkes garip olmuş değil mi? Acaba? Herkes değil mi? Bu olmuyor. Bu şekilde olmuyor. Çünkü herkes kelimesinin bitişik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı var. Eledik. B'ye bakıyorum. Danışmaya bir şey sorup gelecek. Şey kelimesi her zaman ayrı yazılıyordu değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey, bir şey, bazı şeyler, şey kelimesini her zaman ama her zaman ayrı yazması gerekiyor. Burada bitişik yazmış. Yanlış. C şıkkına bakıyoruz. Kazada Ömer'e hiçbir şey olmadı. Yine bir şey sorunuyla karşı karşıyayız. Buradaki şeyi de ayrı yazması gerekiyor ama bitişik yazmış. Yanlış. Bakalım yazım yanlışının olmadığı şık o zaman D olmalı. Utku yaptığımız teklifleri reddetti. Güzel. Red ve etmek. Arada ses olayı olduğu için ünsüz türemesi yani ünsüz ikizleşmesi olduğu için bitişik yazması gerekiyor. Zaten reddetti. Bitişik yazmış. D şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve geliyoruz 4. sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış anahtarların hangisindeki, bakın burada da daki var değil mi? Sorunun kendisinde bile var zaten ki buna da dikkat çekmiş olalım. Hangisindeki sözcüğün yazımı yanlıştır? Bakıyorum doküman doğru yazılmış. Bunu arkadaşlar öyle yazan var, doküman şeklinde yanlıştır. Doküman şeklinde öyle olmalı. Evet, o ile yazılıyor hocam. Bu doğru. Kırtasiye. Herhangi bir yanlış var mı? Kırtasiye herhangi bir yanlış yok. Bu da doğru arkadaşlar. Tebessüm yani gülümseme anlamında değil mi? Bakıyorum çift S ile yazmış zaten. Tebessüm dememiş. Tebessüm demiş. Bunun yazımında da herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Geriye kaldı 3. Orijinal değil. Original değil mi? Original. Orijinal olması gerekiyordu yani. İki tane i harfi olması gerekiyordu arkadaşlar. Orijinal kelimesinin yazımı maalesef orijinal şeklinde olmadığı için yanlış diyoruz. Dolayısıyla üçüncü kelimemizin yazımı yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Altı çizili kelimenin yanlış olduğu şıkkı bulmamız isteniyor. A şıkkına bakıyoruz. Herkes düşüncesinde hürdür. Biraz evvelki soruda zaten herkes ayrı yazdığı için biz yanlış demiştik. Demek ki bitişik yazılıyormuş. Bitişik yazmış zaten herkes doğru. Bunu eledim. Burada bir sıkıntı yok. B şıkkına bakalım. Fikrini beyan etmekte çekinmemelisin. Fikir ve ona ek gelmiş değil mi? Dolayısıyla buradaki i düşer yani bir ünlü düşmesi oluyor. Fikri, onun fikri ya da benim fikrim ya da fikrini demesi gerekiyor. Ünlü düşmesi yapmış mı? Yapmış arkadaşlar. Burada da herhangi bir yanlışlık yok demek ki. Eliyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Sekreter müdürün görüşme saatlerini düzenliyor. Sekreter kelimesi zaten yazılması gerektiği gibi yazılmış arkadaşlar. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Altı çizili kelimede geldik. Yine doğru cevabımız D oldu arkadaşlar. Üniversiteyi okumak için geldiği bu şehirde yalnız kaldı. Arkadaşlar yalnız kelimesi yalından türüyordu değil mi? Yalın olan, o tek başına olan. Evet, yalnız demesi gerekiyordu. Aradaki ı düşüyordu. Yalnız şeklinde yazması gerekiyor. Şu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yalnız kelimesinin yazılışı yanlıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 6. sorumuza geldik arkadaşlar.
aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Soru işareti hangi cümlelerin sonuna gelir arkadaşlar? Tabii ki soru cümlelerinin sonuna gelir. Öğretmenim, soru cümlesi nedir? Cevap bekleyen cümleler, soru yani cümlesidir. Muhatabından bir cevap isteyen, talep eden sorular soru cümlesidir. Bakalım şimdi A şıkkına. Bunca emeği neden yok saydın? Ha, cevap bekliyor mu? Bekliyor. Bunca emeği neden yok saydın dediğinde bir cevap, bir açıklama bekliyor. Demek ki bu bir soru cümlesidir arkadaşlar. Soru cümlesi olduğu için de ben gönül rahatlığıyla buraya soru işaretini koyabilirim. Doğru cevabımıza bulmuş oluyorum. Devam edelim. Yasin sorunun doğru cevabını bilmiyor. Bu cümle bir soru cümlesi değil çünkü cevap beklemiyor. Buraya nokta koyuyorum. Devam ediyorum. Nasıl yoruldum anlatamam. Burada nasıl yoruldum söyler misiniz? Nasıl yoruldum diye bir soru sormamış arkadaşlar. Nasıl yorulduğunu anlatamayacağından bahsetmiş. Dolayısıyla cevap bekleyen bir cümle değildir. Yani soru cümlesi değildir. Sonuna nokta koyuyorum ve eliyorum. D şıkkına geldim. Bugün kime gitsem kapıdan döndüm. Şunu sormamış. Bak şöyle olsa soru cümlesidir. Bugün kime gitsem dese bu bir soru cümlesidir ama bugün kime gitmesi gerek gitse, kime başvursa kapıdan döndüğünü söylüyor. Bugün kime gitsem kapıdan döndüm dediğinde herhangi bir cevap bekleme yok. Dolayısıyla bu bir soru cümlesi değil. Sonuna düz bir cümle olduğu için nokta koyuyorum ve eliyorum. Benim soru cümlem arkadaşlar ilk şüphe ettiğim şık, yani bunca emeği neden yok saydın dediğimizde cevap beklediği için soru cümlesidir. Soru işaretini sonuna koyuyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Geliyoruz 7. sorumuza. Hemen okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? Arkadaşlar, eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını ayırmak için kullanılabilir. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılabilir. Anlam karışıklığını engellemek için kullanılabilir, değil mi? Bir sürü farklı kullanım özelliği vardı virgülün. Şimdi A şıkkına bakalım. Yasemin odasını toparladı. Ha, cümle bitti. Virgül. Arkadaşlarıyla kartopu oynamaya çıktı. Arkadaşlar, iki tane cümle değil mi? Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yasemin odasını toparladı. Virgül. Cümle burada bitiyor değil mi hocam? Arkadaşlarıyla kartopu oynamaya çıktı. Nokta. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. B şıkkına bakıyorum. Tüm hazırlıklarını bitirdi. Virgül, tatile çıktı. Yine iki ayrı cümleyi, yani sıralı cümleleri birbirine bağlamak için kullanmış. Demek ki A'yı ve B'yi, ikisi de aynı işlevde kullanıldığı için eliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sanatçı adama yolu tarif etti. Ha, burada örneği belirtmek için. Yoksa çok olmaz güzel. İse cümlenin anlamı da değişiyor. Evet. Sanatçı adama. Evet, yolu sanatçı tarif adam edin. Değil mi? Sanatçı sanki adam sanatçıymış gibi olur ama burada adama yolu tarif eden kişi sanatçı. Dolayısıyla hem özneyi belirginleştirmek için hem de anlam karışıklığını engellemek için, değil mi? Anlam karışıklığını engellemek için virgül kullanmış. Ki zaten burada iki cümle yok. A ve B'de iki cümle vardı. İkişer cümle vardı ve cümleler arasında virgül kullanılmıştı. C şıkkında zaten bir tane cümle var değil mi? Tarif etti. Kim? Sanatçı kimi? Adama neyi? Yolu. Sanatçı adama yolu tarif etti dediğinde anlam karışıklığını engellemek için kullanılmış. Demek ki doğru cevabımız burada arkadaşlar. Şimdi D şıkkında da sıralı cümleler olmalı. Bakalım hemen. Düşüncelerini açıkladı. Virgül. Rahat etti. Yine A, B şıklarında olduğu gibi arkadaşlar iki cümleyi birbirine bağlarken, yani sıralı cümleleri birbirine bağlarken virgül kullanılmış. Dolayısıyla farklı bir şekilde kullanılan, yani farklı kullanım özelliğine sahip şıkkımız arkadaşlar C şıkkı olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Diyoruz ve geliyoruz 8. ve son sorumuza arkadaşlar. Hemen okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açmaz? Yani 3 tanesinde virgül kaldırılırsa anlam karışıklığı olacak, bir tanesinde olmayacak. Şimdi bakalım A şıkkına. Genç
mühendisin yanına gitti. Virgülü kaldırırsam genç mühendis olur değil mi? Genç mühendisin yanına gitti. Kim gitti? O gitti. O olur. Genç mühendisin yanına gitti. Tamam, yani sanki harikasınız hocam. Sanki mühendis gençmiş gibi. Oysa burada mühendis genç değil. Mühendisin yanına giden kişi genç. İşte bu anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılmış. Burada demek ki virgülü kaldırırsak bir anlam değişikliğine yol açar arkadaşlar. A şıkkını eliyorum. B'ye bakıyorum. Yaşlı bir hanımefendiyi yanına çağırdı. Virgülü kaldırırsam yaşlı bir hanımefendi olur. Ama o hanımefendi yaşlı değil. O hanımefendini yanına çağıran kişi yaşlı. Dolayısıyla buradaki virgül anlam karışıklığını engelliyor. Kaldırırsak anlam değişikliği olur arkadaşlar. B'yi de eliyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Yaramaz çocuğu kandırdı. Yine tıpkı A ve B şıklarında olduğu gibi arkadaşlar. Virgülü kaldırırsam yaramaz çocuk olur. Yani sanki çocuk yaramazmış gibi olur. Oysa çocuk yaramaz değil. Çocuğu kandıran kişi yaramaz. Dolayısıyla anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanmış burada. Virgülü kaldırırsak yine anlam değişikliğine yol açar. O yüzden C'yi de eliyoruz. Geldik doğru cevabımıza. Yani D şıkkına. Annem hayatı boyunca bizim kahrımızı çeken en güzel insan. Burada uzun cümlede yükleme uzak düşen özneyi belli etmek için kullanılmış. Yani anlam karışıklığını engellemek için değil, cümle uzun olduğu için bize başta bir nefes aldırmak istiyor ve yükleme, özür dilerim, özneyi vurgulamak istiyor. O yüzden kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki virgülü kaldırsak bile herhangi bir anlam değişikliği olmayacağı için doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet, genelde bu hocam anlam değişiklikleri sıfat tamlamalarında meydana gelebilir. Kesinlikle. Mesela genç mühendis gençle mühendisi, evet, ayırmasam anlam karışabiliyor. Yaşlı nasıl bir mühendis, genç mühendis. Yaramaz çocuk, hı-hı, gibi. Bunları eğer birbirinden ayırmaz isem anlam karışabiliyor. Dolayısıyla virgül burada ne kadar aslında önemli bir noktalama işareti olduğunu bir kere daha öğrenmiş oluyoruz diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, konu tekrarımızı burada sonlandırıyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.